Bugün sizlerle beraber yeni bir Text-to-Cat programını inceleyeceğiz. Yani Text-to-Cat'in anlamını da şu şekilde özetleyecek olursak, yapay zeka ile 3D modelleme yapan bir program. Yani bizim bildiğimiz 3D modelleme. Fakat parametrik modelleme kısmını ele alacak burada bu program. Onu test edeceğiz. Genel olarak önceki videomuzda Zoo'yu test etmiştik. Bugün test edeceğimiz program AdamCat. AdamCat üzerinden ilerleyeceğiz biz burada. Bu programı nasıl bulduğumdan genel olarak bahsedeyim. Şu anda sayfası açık, ekranda görüyorsunuz ama Amerika'da bulunan bir girişimci destek programı sayfasından buldum ben burada. 2005 yılından belli 5000'den fazla firmayı desteklemişler. 600 milyar dolar değerine sahipmiş bu firmalar. Vaat ettiği böyle tabii ki de. Burada yazıyor, çevirebilirsiniz. Ben buraya geldiğimde birçok firmayı görüyorum. Zaten son zamanlarda hep yapay zekalı firmalar, yani yapay zeka ile ilgilenen firmalar bu tarz destekleri alıyor. Benim burada arattığım anahtar kelime 3D. Bakalım 3D ile ilgili ne var? AdamCat çıkıyor. Şimdi Adam, aslında AdamCat diyorum ama Adam ismi tamamen bir CAD design programı. Yani CAD tasarımı yapabileceğini iddia ediyor. Tabii ki de bu markalamayı kötülemek açısından değil, iddia ediyor, o şekilde algılamayın kesinlikle. Genel olarak bunu test edeceğiz. Sayfasına girdiğimiz zaman burada bize şık bir görsel karşılıyor. Görsel değil, 3D model karşılıyor arkadaşlar. Burada da bu 3D model için girilmiş promptu görebiliyoruz. Bu promptu girdiğimizde bunu oluşturuyor. Bu Raspberry Pi'in case'i gibi düşünün, kabuğu gibi düşünün. Havalandırma kısımlarını da eklemişler. Burada yatırım desteği aldığını gösteriyor. Aşağı indiğimiz zaman aslında bakın burada görebilirsiniz. Bir adet text yazacağımız bölüm var. Ardından oluşturacağı 3D model kısmı var. Tabii bu önceki aşaması şu an böyle bir arayüz değil de biraz daha farklı bir arayüzde görünüyor. Genel olarak burada da gireceğimiz promptları göstermiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu tarz programların nasıl çalıştığını ben çok detaylı anlatmayacağım ama genel özüyle size şundan bahsedeceğim. Şimdi Zoo nasıl çalışıyordu? Bir önceki videomuzda izlediyseniz eğer Zoo şu şekilde çalışıyordu. Bir KittyCat adında bir render kısmı vardı. Yani 3D modelleme motoru vardı. O motoru gitmişler, yapay zekayı tanıtmışlar ve mesela şöyle bir kapak üreteceksiniz. Bu kapak hangi bileşenlerden üretilir? Daireden üretilir. O yüzden daire komutlarını girecek bir şekilde promptu girip yazılım olarak bize sunuyordu. Biz de orada o şekilde ayarlıyorduk. Şimdi onun ekstra artısı şuydu. Biz normal olarak modelleme de yapabiliyorduk orada. Masa üstüne indirdiğimiz versiyonda. Ama Adam kısmında öyle bir şey yok. Adam kısmında da girdiğimiz parametreler arayüz olarak ondan daha iyi. Yani bu tarz eksiklikleri, artıları var. O yüzden her ikisini kıyaslamayacağım da genel mantıktan yaklaşacağım. Şimdi ben Adam'ın nasıl çalıştığını çözemedim. Şimdi iki tip yapay zeka kısmı var 3D modelleme kısmında. Birini zaten Zoo'da gördük. Neydi? Motoru yapay zekaya tanıtmışlar ve o motorla yapılan her şeyi yapay zeka yapıyor. Aslında bize kodu getiriyor. Yani biz bir silindir istediğimiz zaman silindiri oluşturan bileşenleri oluşturup o silindiri getiriyor bize. Fakat burada ise şöyle bir durum var. Bazı 3D kısımlarda, yani 3D üreten yapay zekada, örnek veriyorum, bir insan bedeni olsun, kafasına da fili ekleme olsun. Yani fil kafalı bir insan düşünün, tamam mı? Yapay zeka onu modelledi mesela. Siz bunun 3D modelini yaptırmaya çalıştığınız zaman o yapay zekalarda yaptığını görüyorsunuz. Ama şöyle düşünün onu. Arka kısmında şöyle bir mantık çalışıyor. İnsan bedenini alıyor, normal fizyolojisini, kafasını çıkartıyor. Ondan sonra fili alıyor, filin kafasını oraya ekliyor. Ona göre ölçeklendirip sizin bunu baskıya veya 3D model haline getirdiğinizi sağlayıp üstüne de resminizi giydirme yapıyor. Aslında bütün işlem buradan çıkıyor arkadaşlar. Ama bizim CAD kısmında böyle bir şey yok. Yani o aslında blueprint modelleme, freeform modellemede kullandığımız bir metot. Ama buradaki kısımda ise ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Burası da Zoo gibi çalışması lazım. Çünkü CAD model yapıyoruz biz. Bizim yaptığımız her şeyin bir ölçüsü, bir toleransı, bir ebatı olması gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden bu şekilde yapılmış oluyor. Genel olarak özet bu. Yani çalışma mantıkları böyle diye algılayabilirsiniz. Bizim ise bu program üzerinde inceleyeceğimiz kısım 3 aşamadan oluşacak. İlk önce bir plaka, sonra bir fly, sonra da bir tane roket lülesi çizdireceğim arkadaşlar. Nasıl yaptığını beraber ele alacağız. Ne gibi özellikler geliyor? Arayüzü inceleyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi hızlıca başlayalım. Videomuzun alt bölümünden ilgili bölüme gidebilirsiniz. Try Adam Now diyoruz. Burada Google hesabımızla giriş yapmamızı istiyor.
Bu arada ufak bir bilgi, bu bir reklam içermez. Ben tamamen bu ürünü inceliyorum. Daha doğrusu bu programı inceliyorum ve sizlere sunuyorum. Çünkü ilerleyen zamanda bu programlarla çok sık karşılaşacağız. Herhangi bir maddi gelirim yok. Bunun da altını çizeyim. Yani bir reklam içermiyor. Bana vermiyorlar bunu. Ben kendi paramla abone olup girip kullanabiliyorum arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olayım sizlere. Şimdi ben promptlarımı önceden oluşturmuştum. Bir önceki videoda sıfırdan yazıyordum ama burada önceden oluşturarak ilerledim. Bizi güzel bir arayüz karşılıyor arkadaşlar. Burada promptu yazacağımız bir bölüm var ve adminin yapmış olduğu, yani önceden yapılmış olan 3D modelleri de remix diyebildiğimiz bir bölüm mevcut. Burada creation, yani önceki oluşturduğunuz model kısımlarını görüyorsunuz. Feedback verebiliyorsunuz. Burada da sidebar'ı açıyorsunuz. Yani bu kısmı okunabilir yap. Genel olarak sizin hesap bilgileriniz. Bu bölüme gelelim ve promptumuzu yazalım. Bir plaka oluşturmasını istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi 200 mm genişliğinde, yüksekliği 150 mm, kalınlığı da 10 mm olsun. Burada plakayı oluşturdum. Mesela ben radyusu belirtmesem de o radyusu ekledi. Aslında bu şurada şu açıya çıkartıyor. Yani bu eğitilirken aslında bu plakanın radyusu olarak eğitilmiş gibi yola çıkabiliriz. Fakat burada güzel kısmı şu arkadaşlar. Bakın bizim burada ölçü kısımlarımızı veriyor. Mesela ben buraya gelip 250 yaparsam 250'ye uzayacak. Aslında yani otomatize etme konusunda çok iyi. Buradaki arayüz Zoo'da da vardı ama Zoo'da kodların içerisinden yapıyordunuz. Kod bilginiz yoksa burada yapmanız sıkıntı olurdu. Bu arada Türkçe yazdığıma promptları biraz karışanlar olmuş. Arkadaşlar yapay zekaya öğrettiğiniz zaman bizim konuştuğumuz gibi İngilizce, Almanca, Türkçe gibi bir algı yoktur. Bütün dilleri algılar. O yüzden şey yapmayın yani o konuda. Zaten bunlar eğitilirken Türkçeyi de bilerek eğitiliyor. Yani o datasetler kullanılıyor ki yüksek ihtimal bunlar OpenAI'dan veya Claude'dan bir API alıp o şekilde eğiterek ilerletmiştir. Yani onlarda da hazır bu dil modelinin içerisinde var bu diller. Yani ben de yazdığıma göre ve ekrana getirdiğine göre istediğimi demek ki Türkçeyi de anlıyor. O yüzden o şekilde ilerleyelim. Şimdi 200'de kalsın tekrar. Buradaki bölümden renk seçimleri yapabiliyoruz. Mesela şöyle bir renkte kalabilir. Kendi markalarının rengini katmışlar ilk önce standart olarak. Böyle güzel. Radyusu istememiştik. Radyusa 0 yazarsam şöyle seçip radyuslar gidecektir. Güzel bir şekilde gitmiş oldu. Şimdi ben diyorum ki buraya merkezine bir adet 25 mm çapında delikler. Mesela bu şekilde yazdım. Bakalım anlayacak mı beni? Evet, gördüğünüz üzere 25 mm çapında bir delik derdi. Burada da çapını görebiliyorsunuz. Biz bunu mesela 100 yaparsak ne olacaktır? Tamamen 100 mm'lik olmuş olacaktır arkadaşlar. Burada bir farklı değinmemiz gereken nokta da şu. Örnek veriyorum, bakın burada kalitesi kötü ya. Bunun için kalitesini arttırmamız gerekiyor. Bunu da şöyle bir promptla yazabiliriz. Kaliteyi arttır. STL yazalım. Bu şekilde kalitesini arttırmış olacaktır yüksek ihtimal arkadaşlar. Evet, bakın. Varsayılana gitti ve resolution'ı arttırdı. Yani kaliteyi arttırdı. Neden resolution dedim? Sağ tarafta gördüm çünkü. Bakın daha da arttırabiliyoruz biz bunu. Daha pürüzsüz bir yüzey oluyor. Aslında bunlar mesh geometrinin temel yapı taşları arkadaşlar. Bu şekilde de yapmış oluyoruz genel olarak. Şimdi ikinci bölümümüz şu arkadaşlar bizim. Yeni bir chat açıyoruz ve buraya bir adet flange oluşturmamızı isteyeceğiz. Temel bir makine elemanları parçası olarak. Şimdi flange'ımızı oluşturması için parametreyi girdik. Evet, karşımda yarım bir flange oluşturmuş oldu. Bakın burada resolution'ı otomatik getirdi. Ben bunun kalitesini arttırabilirim. Tabii buradaki seçeneklere değineceğiz ama bunlara değinmeden önce ben bu flange'ın ortasında da bir geometri istiyorum. Bu şekilde bir prompt'u yazdık. Bakın gördüğünüz gibi eklemiş oldu bu şekilde. Şimdi buranın çapını da nasıl değiştirebiliyoruz? Mesela yüksekliği 50 demiştik. Yüksekliği 100 olsun. Burada görüyoruz boyunun uzunluğu diyor. Burada otomatik olarak eklemiş oluyor. Dış çapı da 90 yapalım mesela. 90 yapalım. Yani burada parametreleri otomatik görüyor olmamız çok güzel bir şey arkadaşlar. Bu şekilde de geometriyi yapmış oldu arkadaşlar. Buradan da biz sayısını da arttırabiliriz burada. 8.1 yapınca zaten yuvarlayacak onu bu arada. 8.1 adet yapmayacaktır. Bu tarz durumları da yapabiliyoruz. Genel olarak parametrelerin hepsini de sıfırlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapmış oluyoruz. Son promptum da benim bir adet lüle çizmesiydi. Şu şekilde promptumu yazıyorum, gönderiyorum. Evet, güzel bir lülemi oluşturdu. Aslında Delaval'ın lülelerinde şöyle biraz daha kavisli gelir. Yani yüzeyi biraz daha kavisli gelir. Ama bu da okeydir arkadaşlar. Yani sonuçta lüleyi anlayıp bunu yapması da büyük bir
başarı aslında. Yani bu tanım da varmış içerisinde demek ki. Burada ekstra olarak bakın gördüğünüz üzere belli başlı terimler var. Mesela biz bunlardan bel nozulu seçersek, yani nozulu biraz daha kavisli yapacaktır yüksek ihtimal. Evet, biraz daha kavis yaptı. Yani Delaval'ın orijinal geometrisine biraz daha benzedi. Tabii alt bölüm için aynısı geçerli değil arkadaşlar. Bu şekilde de yapmış oldu. Tabii desen de oluşturtturabilirsiniz burada ekstra printer'dan basmak için. O tarz görseli de zaten marketing videolarında vardı arkadaşlar. Genel olarak belli başlı şeyleri yapabiliyor. Bazı şeyleri yapamıyor olabilir şu anlık. Ama genel olarak büyük ölçüde her şeyi yapıyor. Şimdi benim genel yorumuma gelecek olursak birkaç başlık altında inceleyelim. Öncelikle sorumuz şu olsun. İşimizi alacak mı ilerleyen zamanlarda? Arkadaşlar bu program işimizi almayacak. Ama bu programı kabul etmezseniz 5 sene sonra bu program yüzünden kendiniz işsiz kalabilirsiniz. Çünkü bu tarz programlar ciddi yatırımlar alıyor şu an. Bunları topluyorlar. Ve bu yatırımlar ne yapar arkadaşlar? Şirketleri büyütür. Şirketleri büyüttüğü için de bu programlar gelişecektir. O yüzden gelişime açık olun ve bunu arkadaşlarınızla paylaşın. Kendiniz öğrenin. Adapte olmaya çalışın. Yani gününüzde bir 8 saat boşluğunuz varsa, hadi 1 saat boşluğunuz varsa bir 10 dakika bu program hakkında bir araştırma yapın. Yani bu size haftada hiçbir şey kaybettirmeyecek. En azından öğrenmiş olursunuz. Bunun bilgisini vereyim. İşinizi almaz ama işiniz sizin elinizde. Siz eğer güncel kalamazsanız işiniz zaten gider. Bu şekilde yorumlayın. Zaten bu program şu an bu itibariyle alamaz. Diğer bir sorumuz SolidWorks, SolidEdge, Siemens NX, Katye, Fusion 360, Autodesk Inventor. Yani bunların hepsini aslında bu tarz programlarla kıyaslıyorlar. Arkadaşlar çok yanlış yapıyorsunuz. O programları bunlarla kıyaslamamanız lazım. O programlar 30 yıllık, 40 yıllık programlar. Yani çoğu üretildiği zaman biz bile yoktuk dünyada. Öyle düşünün. Siz de buna göre yorumlamanız lazım bu programları. Daha belki bu firmanın yapılışı, kuruluşu 1 sene öncedir. Fikri de 2 sene öncedir mesela. 2 senelik firmayla onları kıyaslamayın. Ama burada farklı bir teknoloji var. Farklı bir yazılım altyapısı var. Bizim o kullandığımız programlar C diliyle yazılmış. C#, C++. Yani çoğu eski dillerle, Visual Basic ile yazılmış. Yani biraz daha eskiler. Çalışmıyor değil, şu an çalışıyor ama yeni teknolojiye uygun değil. O yüzden bu programların şu an gelişim sürecinde işte SolidWorks 2025, SolidWorks 2024, işte NX'in 16'sı, R13 mesela, Katye. Bu tarz böyle sürüm notları var ya, onları geliştirmek için çok çabalıyorlar. Ve birini geliştirirken diğerini bozmak zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Yani bunun da farkına varın. Çünkü o diller çok eskide kaldı. Şimdi yeni diller var ve kendini yenileyen diller var. Şu an yapay zekanın aslında kendi kendini öğrenip de geliştirebileceği evrelere geldik belli bir dönemde. Tabii yine bizim veri setimizde eğitilmesi lazım. O ayrı konu, onlara çok girmiyorum. O yüzden doğrudan kıyaslamayın. Bu programı geliştirmek açısından da şöyle bir eleştiride bulunabilirim. Yani eleştiri değil de genel durumlar. Mesela arayüze tekrar gelirim arkadaşlar. Şu kısımlar çok güzel görünüyor ama mesela burada bunu yaptığı zaman bir ön izleme gelebilir mesela. Ama çok ileriki düzey olacaktır. Çünkü her yaptığımız modelde geliyor bunlar. Yani ne yapacağını önceden kestirebilmemiz için veya açıklayıcı bir yazı gelebilir. Bu kısım zaten çok güzel arkadaşlar. Burada ekstra bir durum mevcut değil. Arayüz güzel görünüyor. Buradaki bölümler de güzel görünüyor. Fakat ben renk seçicinin bu şekilde sürekli açık olmasını istemem arkadaşlar. Yani burası kapalı olsa, bu arayüzde tamamen parametreler görünse daha sağlıklı olur. İkinci kısım mesela inlet diameter diyor, tamam mı? Mesela inleti, yani giriş çapının ben burada 80 olduğunu görüyorum zaten. Ama bu üzerine geldiğim zaman mesela şurada bir buton olsun, tıkladığımda hangi çapın 80 olduğunu göstersin. Sonuçta siz bunu 3GS ile ortama getiriyorsunuz veya Babylon'la getiriyorsunuz. Sonuçta bir Java çalışıyor burada ve o Java'nın içerisine siz AR olarak o ölçüyü getirebilirsiniz. Mesela böyle bir şey yapın. Çünkü bunu kullanacak programdaki insanların çoğu CAD modellemeyi bilmeyen insanlar. Yani buraya girip bir prompt yazacaklar. Oradan bir şeyler almaya çalışacaklar. Bunun bilgisini unutmayın arkadaşlar. Buna göre geliştirebilirsiniz programı. Bu programın geleceğini de şu şekilde görüyorum. Öncesinde bir arkadaşımız yine en son videonun içerisinde bir yorum yazmıştı. Demişti ki ya bunu zaten SolidEdge'in içerisinden yapabiliyoruz. Evet, bunu zaten CAD programlarının içerisinde yapabiliyorsunuz. Ama siz yapabiliyorsunuz. Sizin bir tanım vermeniz lazım. Mesela bir şeyin çapı, örnek veriyorum bunun 50 mm ise, ben bunu oluşturup her bir konfigürasyonuna
55, 60, 65, 70 gibi yazıp sonrasında tek tuşa basarak onun teknik resimlerini alabiliyorum. Bu otomasyonu zaten biz şu an yapabiliyoruz. Ama bunu yapay zekanın yapması zaten asıl marifet. Bunu şu an ben de bu ekranda gördüğünüz şeyi bu şekilde parametrelere bağlayıp yapabilirim o programlarda. Ama bunu bir yapay zekanın yapması, bizi anlayıp yapması daha iyi. Gelecekte ise bu programların geleceği hakkında çok güzel bir kanıya varmamı sağladı. Şimdi bunların kendi 3D motorları olduğu zaman şöyle bir şey olacak. Ben o motoru kullanarak normal elimle manuel olarak modelledim ve içeriye aktardım. Bu sefer ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Benim atadığım içeriği direkt unsur ağacının altında mesela şeyleri getirecek. Örnek veriyorum, o komut için kaç tane parametre kullanmışım? Bu değişkenleri getirecek ve ben belki oradan sınır koşulları belirteceğim. Mesela bunun çapı sadece 40'tan 50'ye kadar gidecek diyeceğim. İşte 41, 42, 43 diye olabilecek. Yani bu tarz teknik terimleri belki bu programlar yapabilecek gelecekte. Yani bu da bize şu doneyi versin arkadaşlar. İlerleyen zamanda bu otomasyon hızı da artacak bu programlar sayesinde. Bir de son olarak bu tarz programları gerçekten arkadaşlar öğrenin, birbirinizle paylaşın. Özellikle öğrenciyseniz kendi ekiplerinizle paylaşın ve görmeye başlayın. Çünkü geleceğimiz gerçekten bu olacak. Bundan bir kaçınılmaz bir gerçek var. Yani her yerde bu programlarla karşılaşacağız. Gerek PowerPoint sunusu yaparken, gerek sağlık sistemimizde, gerek ise normal hayatımızı planlarken, ekonomimizi planlarken bu tarz programlar artık gitgide hayatımıza girmeye başladı ve devam da edecek. O yüzden bunu okuyun, araştırın, görün. Fakat şunu da yapmayın. Olur da birisi bu programla olumsuz bir eleştiri yapar, şey yapar. Kesinlikle ön yargıyla yaklaşmayın. Her zaman bu programların potansiyeline göre yargılayın. Genel bir yargıya kapılmadan bu programları araştırmaya devam edin. Yani biraz finans kısmına çok girmeden şöyle anlatayım. Bu insanlar buraya yatırım yapıyorsa demek ki burada bir gelecek vaat ediliyor. Demek ki burada bir şeyler görüyorlar. İleri görüşlü insanlar yapıyor çünkü bu yatırımları. Öyle düşünün. Eğer zaten bu yatırım balon gibi bir yatırımsa yapacak bir şey yok. Ama siz burada 15 dakikanızı ayırıp bunu öğrenmeniz hiçbir şey kaybettirmez. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu teknolojilere de adapte olun. Özellikle genç okuyan şu an mühendis arkadaşlarım varsa muhakkak bu teknolojileri araştırın, öğrenmeye çalışın. Bu teknolojilerin geleceği de şöyle bir konuda alayım. Biz FA analizler yapıyoruz. İşte yapısal analizler, akışkan analizler, termal analizler. Şimdi zaten Abaqus, Ansys gibi programlar bunu yapıyor ve bir sonuç veriyor. Biz bu sonucu yapay zekaya sunup o sonuçtan aldığımız veriyi işletebiliyoruz. Nasıl geliştirmeler yapabileceğimizi. Şimdi ilerleyen zamanda belki o alanda bu programlar daha da yaygınlaşacak. Yani asıl mühendisliği kolaylaştıracak kısımlar buralar. Tasarım kısmı okey ama tasarım kısmında aldığımız sonuca göre biz modelleme yapıyoruz. Bunlar da ilerleyen zamanlarda gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden buradan gözünüzü ayırmayın ve öğrenin. Kendi kanalım içinde gelecek olursak bu tarz teknoloji videolarını ilerleyen zamanlarda düzenli olarak atmaya başlayacağım ben. Şu anlık ben eğitim videolarına odaklandım. Mevcut eğitim videoları bittikten sonra bu tarz videolar gelecek. Genel olarak eğitim konusunda eksiklik gördüğüm için ücretsiz eğitimler üretiyorum SOLIDWORKS özelinde. Ve SOLIDWORKS kısmını öğrenmek istiyorsanız o eğitim videolarına göz atabilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.